Gol Var sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, bugün konularımız kaç madde halinde diye merak ediyorsunuz. Çünkü sürekli konuşacağım maddelerin sayısını veriyordum. Bugün de 9 tane maddemiz var. Hepsini hızlı hızlı anlatacağım, merak etmeyin. En fazla 8-9 dakikanızı alacağım. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Belki 1-2 dakika sarkabilir. Ama izlerken abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda yorumlar kısmına fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Son zamanlarda bol bol yorum geliyor. Onları tek tek okuyorum. Cevap vermesem de okuyorum arkadaşlar, elimden geldiğince. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Şimdi konuşacağımız 9 maddeden bir tanesi Alanya Galatasaray maçıyla ilgili birkaç tane anekdot aktaracağım. Bunlardan bir tanesi yeni transfer Selçuk Oğuzer Alanya Spor'un maç kadrosuna, yani kamp kadrosuna dahil edildi. İlk 11'de oynayacak mı, oynamayacak mı, bunu merak ediyorsunuz. Birkaç dakika sonra da ilk 11 konusunda aldığım bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde şunu söyleyelim. Bugün Pendik Spor'da ikinci maddemiz. Pendik Spor'da Wellington kırmızı kart gördüğü için Galatasaray maçında yok. Çok mu önemli? Değil. Çünkü Galatasaray'ın maç düşünmesi gerektiğini biliyoruz. Alanya maçı daha kritik ama Pendik Spor'un da iyi savunmacılardan bir tanesinin olmaması büyük bir avantaj olabilir. Ama öncesinde Alanya maçı var. Şimdi gelelim Alanya maçına bir kez daha. Alanya maçı Galatasaray'ın son dönemlerde oynadığı veya oynayacağı en kritik maçlardan bir tanesi. Neden? Çünkü formda bir Alanya var. Ve son dönemlerde büyük bir algı çalışması var. Hakemler var. Ve diğer kulüplerin Galatasaray'a karşı bir operasyonu var. Bu operasyon karşısında Galatasaray'ın ne yapıp ne edip saha içerisinde rakiplerini yenmesi lazım. Biliyorsunuz Galatasaray bir atsa bile hakem golü bir şekilde iptal etmesini biliyor. Veya rakibe bir şekilde gol avantajı sağlıyor. Bunun önüne geçmesi lazım. Şimdi üçüncü maddemiz ise ilk 11 konusunda aldığım bilgiyi paylaşmak. Bu şöyle söyleyeyim. Alanya Galatasaray maçını çok detaylı konuşmuyorum. Yarın maç yönü detaylı bir şekilde konuşacağız zaten. İlk 11 konusunda aldığım bilgi şu. Muslera sağ bekte, Auer değil, Kaan Anya'nın ilk 11'de sağ bekte başlamasını bekliyorum. Savunma hattında Abdülkerim Bardakçı ve Nelson, sol bekte Derek Kön önlerinde. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay ikilisi, onların önünde son dönemlerin formda isimlerinden Mertens olacak. Solda Zaha, sağda ise Barış Alper Yılmaz'ı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ön tarafta ise Mauro Icardi'yi bekliyoruz. Tabii ki maç saatine kadar herhangi bir değişiklik olabilir. Okan Buruk tabii ki maç saatine karar verecek. Benim beklediğim 11'de bu şekilde sevgili arkadaşlar, yarınki maçla ilgili. Şimdi yarınki maçla ilgili aktaracağım bir diğer önemli anekdot, ekstradan da haber niteliğinde devam edeceğim. Bir tane bu konu şu. Sergio Oliveira Alanya Spor maç kadrosunda yer almadı. Bu Alanya Spor maçıyla ilgili vereceğim bir diğer haber, bir diğer anekdot. Şimdi ise bunu açalım biraz. Hani Sergio Oliveira'nın neden maç kadrosunda olmadığına dair haberler çıkıyor. Sakat olduğu veya Okan Buruk'un kadroda düşünmeden dair bilgiler dolanıyor. Ama ben sizlere Sergio Oliveira'nın akıbetini anlatayım size. Sergio Oliveira'nın akıbeti şu. Kesinlikle ama kesinlikle Sergio Oliveira'yı Galatasaray Haziran ayı itibariyle gönderecek. Kadroda düşünmüyor. Evet, tecrübeli bir isim ama maalesef ki o son sakatından sonra bir türlü toparlanamadı. Okan Hoca sezon sonu Sergio Oliveira'yı kesinlikle gönderecek. Hiçbir şekilde takımda tutmayı planlamıyor ve kolaylık sağlanacak. Bunun da bilgisini verelim. Galatasaray'da ilk resmi ayrılık Sergio Oliveira olur diye bekliyorum. Bu karşılıklı fesihten ziyade tamamen sezon sonu bir kolaylık sağlanacak ve ilk kampa bile çağrılmayacak Sergio Oliveira. Bunu söyleyelim. Sergio Oliveira da yeni takımında başarılar dileyelim. Şimdi geriye kaldı 4 maddemiz. Bu 4 maddemizden bir tanesini şöyle
yüzeysel konuşacağım sevgili arkadaşlar. 5 maçımız kaldı pardon. Bir tanesi bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçıyla ilgili bir anekdot. Bu akşam biliyorsunuz Karagümrük'ün kazanması lazım. Kritik bir maç, küme düşme potasında, ama biliyorsunuz Karagümrük Fenerbahçe maçları %90 oranında 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüne sona ermiş. Tesadüfe bakın arkadaşlar. Şimdi burada önemli anekdot şu. Maçta birkaç saat önce Emre Mor'un sakat olduğu açıklanıyor ve maç kadrosundan çıkarılıyor Emre Mor. Ha, çok mu önemli bir futbolcu? Karagümrük kadrosuna baktığımız zaman evet, Karagümrük için önemli bir figür, önemli bir futbolcu. Ama Emre Mor Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı. Yani burada da tesadüf mü değil mi, sakatlığı nedir bilmiyoruz. Ama maç gününden, yani maçtan birkaç saat önce çıkarılması da açıkçası kafamı bulandırıyor. Midemi de bulandırmıyor değil. Şimdi gelelim VAR hakemine. VAR hakemi yarın Galatasaray-Alanyaspor maçında, VAR hakemi yabancı olacak biliyorsunuz. VAR hakeminin yabancı olmasıyla beraber bu akşamki Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ile ilgili gerçekten de verecek kararları merakla bekliyorum. Geçelim bir diğer maddemize. Diğer maddemiz ise bugün spor gecesinin patlattığı bir haber. Yaz transfer döneminde Galatasaray Fenerbahçe'nin 3-4 milyonu alamadığı veya almak istemediği diyeyim daha doğrusu, almak istemediği futbolcuya Beşiktaş gidip 12 milyon euro veriyor. Tabii ki bu Beşiktaş'ı ilgilendirir, bizi ilgilendirmez, ama olay şu. Çok fazla hava attı Hasan Arat. Çok fazla işte ben her kapıya çığırım, Beşiktaş bambaşka bir seviyeye gelecek dedi, ama bakın Beşiktaş bitti. Önümüzdeki 5 yıl Beşiktaş'tan şampiyonluk beklemeyin. Bunu söyleyeyim. Çünkü bitti Beşiktaş. Bitti. Cami olarak bitti Beşiktaş. Toparlanması çok ama çok zor sürecek. Ekonomik krize girdi Beşiktaş. Bu saatten sonra toparlanması pek de mümkün değil. Bu sene Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktığı takdirde, son 35 gün kaldı, Bankalar Birliği'nden çıkması durumunda Fenerbahçe Galatasaray arasındaki makas açılacak ve borçsuz bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz. Ona da az kaldı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Son iki haberimiz, son iki maddemiz. Bir tanesi Yusuf Yazıcı ve Okan Yokuşlu'nun Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair ciddi haberler yapılıyor. Şimdi arkadaşlar, Okan Yokuşlu ile ilgili Galatasaray'ın hiçbir çalışması yok, hiçbir planlaması yok, hiçbir tasarrufu yok. Bu bir. Bunu yazalım bir yere. İkincisi Yusuf Yazıcı. Şimdi Yusuf Yazıcı ile ilgili evet, Galatasaray da ister, Fenerbahçe ister, Beşiktaş ister, Trabzonspor ister. Şimdi Yusuf Yazıcı değerli bir futbolcu. Yani maç kadrosunda veya şey yedek kulübesinde veya 11 olmasını isteyen takımlar var. Evet, çok değerli bir futbolcu. Kötü futbolcu değil. Lille'de oynuyor, milli takımda oynamış bir futbolcu. Yerli anlamında iyi futbolcu. Ama şimdi baktığımız kadarıyla Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı ile ilgili şu anda ciddi bir gelişmesi, bir girişimi yok. Çünkü hani Galatasaray'ın şu anda buna ihtiyaç yok. Galatasaray önümüzdeki sezon serbest olacak yabancı kuralından dolayı daha dinamik orta saha bakıyor. Daha dinamik 10 numara bakıyor, ama Yusuf Yazıcı eğer uygun bir maliyete gelecekse maç kadrosunda elini güçlendirmek adına tutulabilir diye düşünüyorum, ama şu an için bir girişim yok. Şimdi gelelim bir diğer son maddemize. Son maddemiz ise Davinson Sanchez. Evet, Davinson Sanchez'in Galatasaray maliyeti yaklaşık 10 milyon euro oldu. Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ciddi anlamda teklifler var. Şu an gelen teklif 25 milyon euro. Ama Galatasaray bu fiyata bırakmak istemiyor. Galatasaray önümüzdeki sezonun en son ayrılma ihtimaline karşı Davinson Sanchez gibi atletik, hızlı, oyun kurabilen, bilekleri iyi olan bir stoperi tutmak istiyor. Bakın Sanchez'in, daha doğrusu Nelson'un Sanchez'e göre ayrılma ihtimali daha yüksek. Bundan dolayı şunu söyleyelim. Nelson'un gitme ihtimaline çok yüksek bir gözle baktığı için Galatasaray yönetimi Davinson Sanchez'i tutmak istiyor. Sanchez konusunda şunu söyleyelim. Bakın Sanchez gibi atletik, oyun kurabilen ve ayakları bilekleri iyi olan bir stoperi Avrupa'da her takım ister. Bunu söyleyelim. Bundan dolayı Galatasaray tutmak istiyor, ama 30 ve üstü bir teklif gelirse elbette ki Galatasaray kapıyı açar. Düşünsenize 30 milyon euro Sanchez, 25 milyon eurodan geldi Nelson'a, 55 milyon euro satarsın. 15-20'ye genç, dinamik, 23-24 yaşlarında iyi bir stoper takviyesi yaparsın. Kalan para senin olur. Galatasaray
yaz transfer döneminde bunu konuşuyoruz ama en az 10 mil daha doğrusu en az 100 milyon euro çok özür dilerim. En az 100 milyon euro parayı transferde kasasına koymasını bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Gol Var sundu.